Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle din ve temizlik ünitesiyle ilgili olarak pekiştirme soruları çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Salih öğretmen öğrencilerine manevi temizliği anlatırken yalan söylememek, sözünü tutmak, arkadaşlarımızla kavga etmemek gibi davranışları örnek göstermiştir. Bu örneklere bakarak manevi temizlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Manevi temizlik aslında güzel ahlaktır. Davranışlarımız bize kalbimizin ne kadar temiz olduğunu gösterir. Manevi temizlik şeytanın hoşuna gider. İyi arkadaşlık da manevi temizliktir. Evet çocuklar, öğretmenimiz, Salih öğretmenimiz örneklerinde demiş ki yalan söylememek, sözünü tutmak, arkadaşlarımızla kavga etmemek, yani güzel ahlak özelliklerini anlatmış aslında değil mi? O zaman biz A şıkkını eliyoruz. Davranışlarımız bize kalbimizin ne kadar temiz olduğunu gösterir. Bu da söylenebilir. İyi arkadaşlık da manevi temizliktir. Bu da söylenebilir. Manevi temizlik şeytanın hoşuna gider diyemeyiz. Bunu söyleyemeyiz çocuklar. Çünkü yapılan iyi, güzel şeyler zaten hoşuna gitse şeytan şeytan olmazdı değil mi? Demek ki doğru işaretlememiz gereken şık C şıkkı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve bizlerden de yapmamızı istediği güzel iş ve davranışlara sünnet denir. Aşağıdakilerden hangisi yemek ile ilgili yapmamız gereken sünnetlerden biri değildir? Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak, besmele ile yemeye başlamak, yemekten hemen sonra çay içmek, yemekten sonra dişlerimizi fırçalamak. Bu şıkların hepsi çok güzel çocuklar ama bize sorduğu soru sünnet olmayan hangisidir? Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak Peygamber Efendimizin yaptığı ve bize de yapmamızı tavsiye ettiği bir şeydir çocuklar. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyoruz. Besmele ile yemeye başlamak Peygamber Efendimizin bize ısrarla tavsiye ettiği şeylerden birisi. Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamayı bırakın. Peygamber Efendimiz diyordu ki okumuştuk hadisi şerifte. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem her abdestlerinde de dişlerimizi fırçalamalarını emrederdim diyor. Demek ki bu da değil. Yemekten hemen sonra çay içmek. Çocuklar bu bizim güzel bir geleneğimiz, bir zevk meselesi. Mesela ben kahve içerim yemekten hemen sonra. Yemekten sonra çay içmek sünnet değil çocuklar. Alışkanlık. Demek ki burada işaretlememiz gereken şık C şıkkı. Başkalarına zarar veren her kötü davranış kul hakkıdır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kul hakkı sayılır? Sınıfımızı kirletmek, namaz kılmamak, İçki içmek, oruç tutmamak. Namaz kılmamak, içki içmek, oruç tutmamak kötü davranışlardır ama insanın kendisine yapacağı kötülüktür bunlar. Sınıfımızı kirletmek ise başka insanlara da zarar verir. Sınıf kirletmek diğer öğrencileri, orayı temizleyen görevliyi, sınıfa derse gelen öğretmenimizi de rahatsız eder. Yani sadece bizi etkileyen bir davranış değildir. O yüzden sınıfımızı kirletmek kul hakkı sayılır çocuklar. Burada işaretlememiz gereken şık A şıkkı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde doğruluk iyiliğe, iyilik ise cennete götürür buyurmuştur. Bu hadiste hangi güzel davranış övülmüştür? Selamlaşma, dürüstlük, sabır, temizlik. Doğruluk eşittir dürüstlük demektir çocuklar. Demek ki biz dürüst olursak iyiliğe bizi yöneltiyor o. O yaptığımız iyilik ise bizi cennete götürüyor. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir temizlik çeşididir? Bakalım. Namaz öncesinde abdest almak. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamak. Yerlerde gördüğümüz çöpleri çöp kutusuna atmak, işlediği günahlar için tövbe etmek. Çocuklar A, B ve C şıkları
maddi temizlikle alakalı. Abdest almak, diş fırçalamak, çöp kutusuna çöpleri atmak bunlar maddi temizlik. Günahlardan tövbe etmek ise manevi temizlik yapmak demektir. O yüzden burada işaretlememiz gereken şık D şıkkı. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi temizlik ve düzenle ilgilidir? Aslan yattığı yerden belli olur. İşleyen demir pas tutmaz. Sakla samanı gelir zamanı. Damlaya damlaya göl olur. Çocuklar damlaya damlaya göl olur. Tasarrufla ilgili. Biriktirmeyle alakalı bir atasözümüz. Sakla zamanı gelir zamanı da biraz daha tutumlulukla alakalı belki. İşleyen demir pas tutmaz. Çalışkanlıkla alakalı. Aslan yattığı yerden belli olursa temizlikle alakalı bir atasözü. Demek ki buradaki doğru şıkkımız A şıkkı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. Dişlerini misvakla temizlerdi, yani fırçalardı. Elbiselerini tertemiz tutardı. Vücut temizliğine çok dikkat ederdi. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir? Temizlik konusunda Peygamberimizi örnek almalıyız. Biz küçük olduğumuz için bunların hepsini yapamayız. Bu kurallara uyarsak insanlar bizi daha çok sever. Müslümanlar zaten temiz olmalıdır. Çocuklar, yanlış düşünceyi arıyoruz burada. Müslümanların temiz olması çok doğru bir düşünce. Temiz insanların daha çok sevileceği çok doğru bir düşünce. Temizlik konusunda Peygamberimizi örnek almamız gerekir. Çok doğru bir düşünce. Burada yanlış bir düşünce şu. Biz küçük olduğumuz için bunların hepsini yapamayız. Yaparız çocuklar. Ellerimizi yıkayabiliriz, dişlerimizi fırçalayabiliriz, elbiselerimizi temiz tutabiliriz, vücudumuza temizliğine dikkat edebiliriz. Bunlar bizim de yapabileceğimiz işler. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak çevreye zarar vermemiş oluruz. Akarsu, göl ve denizlere pil atarsak, bilinçsizce ağaçları kesersek, yerde duran çöpü almadan geçersek, kağıtları geri dönüşüm kutusuna atarsak, çocuklar doğaya nasıl zarar vermeyiz diye soruyor ve denize göle pil atmayı düşünmüş. Çok 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 kötü cinayet, doğaya cinayet işlemektir bu. Ağaçları kesmek, yerde duran çöpü almadan geçmek, bunlara yaptığımızda çevreye zarar vermiş oluruz çocuklar. Kağıtları geri dönüşüm kutusuna atarsak ise çevreye zarar vermeden hayatımızı yaşıyoruz demektir. Onur ile Ömer dersten sonra birlikte oyun oynamak için sözleştiler. Onur derslerini bitirip bahçeye indi ve Ömer'i bekledi. O kadar çok bekledi ki Ömer söz vermesine rağmen gelmedi. Onur da üzülerek evine döndü. Hikayeye göre Ömer'in sözünde durmaması hangi sonuca sebep olur? Onur başka oyunlar oynar. Onur ödevlerini yapar. Onur'un Ömer'e olan güveni kırılır. Onur da yarın Ömer'i bekletir. Çocuklar buradaki Ömer'in başına gelecek olan şudur. Onur artık Ömer'e güvenmez. Onur'un Ömer'e olan güveni kırılır. Artık onun verdiği sözlere inanmaz. Böylece arkadaşlıkları da zedelenir. Burada işaretlememiz gereken şık C şıkkı. Babam ezan okununca abdest alıp namaz kıldı. Dün de annem Kur'an okumadan önce abdest almıştı. Pervin'in söylediklerine göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Temizlik olmadan ibadet olmaz. Allah temiz insanları daha çok sever. Boşuna su israf etmişler. Temizlik insanı güzelleştirir. Çocuklar, temizlik insanı güzelleştirir. Evet, boşuna su israf etmişler. Hayır. Allah temiz insanları daha çok sever. Evet. Temizlik olmadan ibadet olmaz. Evet. Şimdi bizim burada işaretlememiz gereken şıkkı biz soruda ne istendiğine bakarak anlayabiliyoruz. Pervin'in söylediklerine göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir sorduğuna göre
Onlar da işte babası abdest almadan önce namaz kılmış. Annesi de Kur'an okumadan önce yani ibadet etmeden önce abdest almışlar. Demek ki temizlik olmadan ibadet olmaz. Buradaki doğru şıkkımız A şıkkı. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 6. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki: Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Yukarıdaki ayette Allah aşağıdakilerden hangisini emretmektedir? Oruç tutmak, hacca gitmek, banyo yapmak, abdest almak, çocuklar doğru şık abdest almak olacak. C şıkkını işaretliyoruz. Evet çocuklar, bugünkü testimizi de böylece bitirmiş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.